Reflü nedir? Belirtileri nelerdir? Reflü anında midemiz ne hale gelir? Şimdi bir kere mide ile ilişkili değil. Reflünün şikayeti yemek borusuyla ilişkili. Şimdi biz yemeği, lokmayı yuttuğumuzda yemek borusundan mideye geçiyor. Tamam. Aldığımızda, yuttuğumuzda yemek borusunun içine giren gıda yemek borusunda harekete başlatıyor. Ve o hareketle birlikte aşağıya geldiğinde gıda tam mide kapağına geldiğinde kapak açılıyor, evet, ve o gıda mideye düşüyor. Tamam. İşte bu kapak sisteminde eğer bozulma varsa, tek yönlü olan, yani yemek borusundan mideye olan bu yön tersine dönebiliyorsa, o zaman midenin içeriğinde bulunan asit, gıda, hatta safra ya da pankreas yukarıya doğru kaçıyor ve orada bir takım şikayetlere neden oluyor. Ne oluyor bu? Yanma oluyor. Yanma. Nerede? Eğer, nefes borumuzda mı hissederiz? Yemek yani imam tahtası kemiğinin arkasında, tıpkı kalp ağrısı gibi. Değil mi? Karıştırılır tabii, tabii. Çok. Ya o yüzden de göğüsteki şikayetler, hele hele kişi sigara içiyorsa, 45 yaşın üstündeyse, ailede kalp hikayesi varsa mutlaka önce kalpçiyle görüşüp kalp olmadığına bakmak lazım. Çünkü reflü demek ve ilaç yazmak çok daha kolayımıza geliyor bazen. Daha derinlemesine. Çok atlayabiliyoruz ve üzücü şeyler oluyor. O yüzden de imam tahtası kemiğinin arkasındaki her yangıda eğer kalp değilse bunu reflü olaraktan değerlendirmek lazım. Sebep ne? Kapak sistemindeki bozulma. Bozukluk. Kapak aslında bozulunca reflü açığa çıkıyor. Tabii. Asit gibi o hissettiğimiz hal. Midenin içindeki her şey yukarıya kaçıyor. Yukarıya kaçıyor. Ve normalde olmaması gereken ağızda bir şey. Ağızda ekşi bir tat yapıyor. Tabii. Tad alma dokumuz ağız. Dile hemen yukarıya çıkan o asit ya da safralı gıda acı ve ekşimsi bir tat yaratıyor. Ama bu orada şunu da unutmamak lazım. Ağızdaki kötü tadın en önemli sebeplerinden birisi de geniz akıntısıdır. Hmm. Eğer geniz akıntınız varsa tabii, tutup da bunu reflüye yormamak lazım. Tabii. Suistimal edilen bir konu şöyle ki, dünyanın hiçbir yerinde Türkiye kadar reflüye bağlı öksürük yok. Çok enteresan. Çok. Çünkü reflüye bağlı öksürük, yani geniz etine. Bu neden? Yanlış tadı ama. Bunu yanlış anlamayın. Evet. Öksürüğün en çok nedeni geniz akıntısı. Akciğer ve geniz akıntısı. Reflü çok daha geri planda. Tabii. Dünyanın her yerinde böyle. Ama Türkiye'de reflüm var diyorlar. O da öksürük. Mutlu oluyor. Yazıyorlar bir mide asit azaltıcı ilaçla. Kişi mutlu gidiyor. Tabii. Kapak sisteminde aynı bir kavanoza benzetebiliriz. Şimdi bu elimdeki kavanoz normal bir kavanoz. Tamam. Kapağı iyi çalışan bir kavanoz ve içinde su var. Midemiz. Ve suyu olmasına rağmen ben eğer yan yatırıyorsam burada herhangi bir kaçık yok. Tamam. Eğer bu kapak sisteminde bir bozulma varsa ve bu kapak sisteminde geri kaçırma olayı, reflü varsa, o zaman bakın görüyorsunuz su var ve ben bunu yan çevirdiğimde gördünüz midenin içindeki asit nereye gidiyor? Tabii. Yemek borusuna kaçıyor. Şöyle de ya gösterebiliriz. Ve sonuçta bu asitin yaratmış olduğu tahribatla birlikte yanma, ağza acı su gelmesi, hatta ülserler olup kanayabiliyor ve o ülserler iyileşirken daralmalar olup yutma güçlükleri ortaya çıkıyor. Ve bunun içine daha şimdiden şunu söyleyebiliriz. Eğer mideniz boşsa, midenizin içinde su yoksa, ben bunu tepe taklakta koysam içinden hiçbir şey dökülmüyor. Tabii. Yani kapak sisteminizde eğer bir bozukluk varsa, reflü yaşıyorsanız mutlaka ve mutlaka ilaca saldırmadan önce yaşam tarzı değişikliği, yani midenin boş olduğunda yatınız. Tamam, çok önemli. Gündüz çok yoruluyoruz. Evet. Akşam gidiyoruz, yemeği yiyoruz. Zaten birçoğumuz tombişiz. Evet. İnsülin direncimiz var. Yemekten sonra hemen uykumuz geliyor. Ya, tabii. Ve kanepeye boylu boyunca yatıyoruz. Evet. Ondan sonra da hele hele Ramazan'ı da yeni geçirmiş tabii oluyoruz. Bu sahur yiyip de yatmalarla birlikte tabii bu işlem üzerine yapıldığı bayram için tatili. Reflülerin hepsi azıyor. Tabii. Onun için de lütfen reflü şikayeti olan hastalar, mideniz boşken, mide ne zaman boşalıyor? Yedikten en az 2-2,5 saat sonra. Eğer sağlıklı bir mideniz varsa en az 2-2,5 saat uzanmadan evvel yemeden beklemeniz beklemek lazım. Lazım. Evet. Reflünün çok en önemli şeyi o. Evet.
Mide boşken yatacaksınız. Mide boşken yatacaksınız. Evet, bir de önemli. Bu kapağı gevşeten biz mesela bu kapağı ayarlarken sarımsak döveceğiyle kapağı ezdik. Tabii. Tamam. Tabii. Bu mekanik bir olaydı. Tabii. Bazen fıtık olabiliyor. Hmm. Yani çok şişmanlayıp zayıflayan ya da kasları güçlü olmayan insanlarda diyafragmadaki gevşemeyle birlikte mide yukarıya doğru kaçıyor ve mide fıtığı oluyor. Bunlarda kapak sistemi bozulduğu için mekanik olaraktan kaç akışları engellemek mümkün değil. Tabii. Bazen bazı gıdalar, nedir bunlar? Mesela yağlı gıdalar. Evet. Burada bir zeytinyağını görüyoruz. Tabii. Yağın fazla olması bu kapak sistemini bozuyor. Bozar. Ya da portakal suyu. Asit. Ama portakal suyu, domates suyu ama domatesin kendisi değil. Değil, çünkü suyu. Suyu, çünkü neden? Bir bardak domates suyu için kaç tane domates eziyoruz? En az 4 tane. En az 4-5 tane. Tabii. Hiçbir kimse bir öğünde 4 tane domates yiyor mümkün mu? Mümkün değil, ya yemiyor. Da 4 tane portakal tabii, yiyor yemiyor, mu? Tabii, yemiyor. O yüzden de domates yiyebilirsiniz, portakal yiyebilirsiniz ama suyunu içmememiz lazım. Reflü hastaları için. Reflü hastaları bu. İçin. Yoksa çikolata. Normal bunu tüketen mesela benim reflüm hayır, yok hiçbir değil. Şey yok. Kapağınız eğer doluysa bakın burada su var. Çeviriyorum. Hiçbir problem şey akmıyor. Peki yani, kapağı bozmaz mıyız hocam beslenme şekliyle? Bu bir mekanik bir problem bu. Eğer kapınız bozuk değilse o kapı da bozulmaz. Evet. Gıdalar onu ne yapmaz? Bozmazlar. Peki ama, reflü teşhisi kolay konan bir teşhis midir? Yani reflü teşhisi şöyle. Eğer bu yanma hissi ve ağza acı su gelmesi kalple ilişkilendirilmiyorsa bu %100 reflü ile ilişkilidir deyip tedavi başlıyoruz. Evet. Nasıl ama ki? Kime? 45 yaşın altındakine. 45 yaşın ve ailesinde kanser olmayana. Hı hı. Çünkü onlarda bunların altında yatan bir kanser gibi çok ciddi bir problem olabiliyor. Atlamayalım diye onları araştırdıktan sonra tedavi ediyoruz. Çok güzel. Peki hocam.